Muhterem izleyenler, dersimiz Yüce İslam tarihiyle devam ederken Sakıflar ne zaman, niçin ve nasıl Müslüman oldular? Konumuz buradan devam ediyor. Sakıflar Adnan'ın soyundan gelen Hevazin oymaklarındandır. Babaları Kasib'in Münebbih'in asil adı Sakif olduğundan bu isim ile anılmışlardır. Kalkasandi Nihayetül Ereb sayfa 198'de beyan ettiği gibi Sakıflerin Adnan'a kadar baba ve ataları şöyle sıralanır. Sakif Kasi bin Münebbi bin Bekir bin Hevazin bin Mansur bin İkrime bin Hasafa bin Kayse Aylan bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Atna İbni Hazm efendim Cemhere'sinde sayfa 482'de böyle bu kayda yer vermiştir. Sakifler beni Malik ve Ahlaf diye ikiye ayrılırlar. Bu da İbni Kuteybe'ye göre. Beni Malikler Sakif'in oğlu Cuşem'in oğlu Hutayt'ın oğlu Malik'in soyundandır. Sakif'in diğer oğlu Avf'ın oğulları Sa'd ve Gıyare'nin soyundan gelen Beni Sa'd ve Beni Gıyare'lere de Ahlaf denir. Bu da yine İbn Hazm'a göre. Peygamberimiz Mekke'yi, Mükerreme'yi fetih ve Hevazin ordularını mağlup ettikten sonra Cirane'ye gelen Hevazin temsilcilerine Malik bin Avf ne yapıyor diye sormuş. Temsilciler o kaçıp Taif kalesine girdi. Şimdi Sakiflerin yanında bulunuyordur demişler. Peygamberimiz de Malik'e haber veriniz ki eğer Müslüman olur yanıma gelirse kendisine ev halkını ve malını geri verir, ayrıca da 100 deve ihsan ederim buyurmuştu. Malik bin Avf peygamberimizin yaptığı vaatleri ve kavmi hakkında yapılanları haber alınca devesine bindi. Cirane'de veya Mekke-i Mükerreme'de iken Peygamberimizin yanına geldi, Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona ev halkıyla malını geri verdi ve ayrıca da 100 deve ihsan etti. Kendisini kavminden Müslüman olan kabilelere Sümale, Selime ve Fehim kabilelerine vali ve kumandan tayin etti. Bu kabileler Taif çevresinde oturmakta idiler. Malik bin Avf, ya Resulallah, senin için ben Sakiflerin hakkından gelir, kendileri sana Müslüman olarak gelinceye kadar yayılım, hayvanları üzerine baskınlar yaparım dedi. Kendisine bağlı kabileleri yanına alarak müşrik olan kabilelerle hususiyle Sakiflerle savaştı.
onlara baskınlar yaptı. Sakiflerin sağmal develerini Taif surlarının dışındaki yayılımlara çıkarmaz etti. Dışarı çıkan yayılım hayvanlarını baskın yapıp ele geçirmekte, adamları da öldürmekteydi. Taiflilerin yayılımlarına yaptığı bir sabah baskınında bin baş efendim davarlarını ele geçirmişti. Malik bin Avf'ın baskınları Sakiflere çok güç ve sıkıcı gelmeye başladı. Sakiflerin reislerinden Beni İlaçların kardeşi Amir bin Ümeyye bin Vehib bin Muattib aralarında geçen ve hoşa gitmeyen bir hadiseden dolayı Abdiyalil bin Amr'e küsmüştü. Kendisi Arapların en zeki ve cin fikirlilerindendi. Amir bin Ümeyye bir gün öğle vakti Abdiyalil'in evine gitti. Evin avlusuna girince ona Amir bin Ümeyye senin için yanıma çıksın diyor diyerek birisiyle içeriye haber gönderdi. Amir bin Ümeyye'nin elçisi Abdiyalil'in yanına vardığı zaman yazıklar olsun sana, seni bana amir mi gönderdi diye sordu. Elçi evet, işte kendisi orada, evinin avlusunda dikiliyor, dur dedi. Abdiyalil onunla barışmak ister fakat onun ayağına kadar gitmeyi uygun görmezdi. Abdiyalil kendi kendine ben Amr'in bu şeyi yapacağını sanmaz ve ummazdım. Amr böyle bir şeyi yapmaktan kendisini muhakkak alıkordu diye söylendi. Amir bin Ümeyye'nin yanına gidip onu görünce de merhaba efendim hoş geldin dedi. Amir bin Ümeyye bizim başımıza öyle bir iş gelmiş bulunuyor ki ondan uzaklaşmak mümkün değildir. Şu zatın işi olduğu ve senin de gördüğün bildiğin gibidir. Bütün Araplar Müslüman oldular. Siz de onlarla savaşmaya dayanabilecek güç yoktur. Bizler şu kalemizin içine sığınmış bulunuyoruz ama tabii ki burada temelli kalamayız. Çevremizdekiler ise tamamıyla yenilgiye uğramışlardır. Evet, işte insanoğlu öyleleri var ki zoru görmeyince bir türlü akıllanmıyor. Darbeyi yemeyince bir türlü akıllanmayan insanoğlu var işte. İnsanoğlu başına belalar gelmeden, bunu sürtülmeden aklını başına alsa çok kendi hakkında çok hayırlı olurdu. Ne yazık ki insanların öyleleri var ki iş işten geçtikten sonra, kimisi de çok geç kaldıktan sonra Müslüman olabiliyor. Ama işte görüyorsunuz ki bir kısmı da iş işten geçince aklı başına geliyor. Ey insanoğlu, iş işten geçmeden Müslüman ol da kurtul. Bu durumda bizden herhangi birisinin şu kalemizden bir karış
bile ayrılabileceğinden emin değiliz. Artık işinizi aranızda iyice düşününüz, taşınınız dedi. Abdi Yalil, vallahi benim görüşüm de senin görüşün gibidir. Senin yanına gelip açtığın bahsi ben gelip sana açmaya güç yetiremedim. Bilgi, isabetli tedbir ve görüş sende ve senin elindedir dedi. Bunun üzerine sakifler durumu aralarında konuştular ve birbirlerine danıştılar. Çevrelerindeki Araplarla savaşmaya güçleri bulunmadığı görüşüne vardılar. Birbirlerine sizin için artık can, mal ve yol emniyeti kalmadı. Sizlerden kim dışarı çıksa onun muhakkak yakalandığını görmüyor musunuz dediler. En sonunda Peygamberimize Urve bin Mes'ud'u gönderdikleri gibi birisini göndermeye karar verdiler. Efendim, reisiniz Abdi Yalil'i gönderiniz dediler. Abdi Yalil ile konuşmaya gittiler. Abdi Yalil Urve bin Mes'ud'la yaşıttı. Peygamberimize elçi olarak gitmesini ona teklif ettiler. Abdi Yalil bunu yapmaktan kaçındı. Müslüman olarak döndüğü zaman Urve bin Mes'ud'a yapıldığı gibi kendisine de yapılacağından korktu. Yanında bir takım adamlar gönderilmedikçe ben bu işi yapıcı değilim dedi. Bunun üzerine sakifler Abdi Yalil'den başka Ahlaf'tan Beni Malik'ten 3 kişi ki 6 kişi oluyorlardı göndermeyi kararlaştırdılar. Gönderilecek olanlar şunlardı. Abdi Yalil, Hakem bin Amir bin Vehib bin Muattib, Şurahbil bin Gaylan bin Selime, Osman bin Ebil As, Beni Maliklerden olup Yesar'ın kardeşidir. Evis bin Avf, Beni Salim bin Affın kardeşidir. Nümeyr bin Hareşe, Beni Harislerin kardeşidir. Bunlardan ilk üçü Ahlaf'tan yani Urve bin Mes'ud'un cemaatinden. Son üçü de Beni Maliklerden idiler. Sakif heyetinin 10 kişiden fazla olduğu yukarıda isimleri sıralanan 6 kişinin reis mevkiinde bulunduğu da rivayet edilir. Aşağıdaki zatlar da Sakif heyetine dahil idi. Süfyan bin Abdullah, Kinane bin Abdi Yalil, Rebi'a bin Abdi Yalil, Evis bin Huzeyfe, Sakif heyetinin başkanı ve işleri çekip çevireni Abdi Yalil idi. Sakif temsilcilerinden Urve bin Mes'ud'e yapılanın kendilerine de yapılabileceği korkusuyla kalbi burkulmadan yola çıkanı yoktu. Fakat heyetten her biri Taif'e döndüğü zaman kendi cemaatiyle meşgul olacak, her biri kendi cemaatini yumuşatacak, işleri kolaylaştıracaktı. Sakif heyeti Medine-i Münevvere'ye yaklaşınca Kanat Vadisi'ne indiler. Sakif heyetinin Medine-i Münevvere'ye gelişi hicretin 9. yılı Ramazan-ı Şerif ayında Peygamberimizin Tebük'ten dönüşüne rastlar. Heyet Kanat'a inince orada dağınık bir halde yayılan develer buldular.
İçlerinden birisi Sakıf heyetine develeri yayan kişiye, develerin kime ait olduğunu sorsak, herhalde bize Muhammed'in haberinden bir şeyler haber verir dedi. Osman bin Ebil As'ı develeri yayan kişinin yanına gönderdiler. Osman bin Ebil As, Sakif heyeti arasında yaşça en küçüğü, en genci idi. Osman bin Ebil As orada Mugire bin Şube ile karşılaştı. Kendisi Peygamberimizin eshabının binilecek develerini otlatma nöbetinde otlatmakta idi. Üzerlerine binilecek develerini nöbetle atlama, otlatma vazifesini eshab-ı güzün üstlerine almışlardı. Mu'ire bin Şube onlarla görüşünce develeri yanlarına bırakarak Sakiflerin geldiklerini Peygamberimize müjdelemek için koşa koşa gitti. Mescidin kapısına varınca Peygamberimizin yanına girmeden önce Hazreti Ebu Bekir'e rastladı. Sakiflerden binitli bir kafilenin Peygamberimizin koşacağı şartlar dairesinde beyat edip Müslüman olmak ve kavimleri, yurtları ve malları hakkında da Peygamberimize bir yazı yazdırmak arzusuyla geldiklerini ona haber verdi. Hazreti Ebu Bekir Mugire'ye sana ant veriyorum. Allah aşkına önümü geçme de bu haberi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ben eriştireyim dedi. Mugire öyle yaptı. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin yanına girdi, Sakiflerin geldiklerini Peygamberimize haber verdi. Sakiflerin gelişi Peygamberimizi sevindirdi. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Mugire bin Şube de sevinçli olarak Peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, kavmim olan Sakifler kendilerine koşacağın şartlar dairesinde İslamiyet'e girmek ve kavimlerinden arkalarında bulunan kimseler ve yurtları hakkında bir yazı yazdırmak arzusuyla gelmişlerdir dedi. Peygamberimiz ben istedikleri her şartı ve her yazıyı hiç kimseye vermediğimi kendilerine vereceğim müjdele onlara buyurdu. Mugire bin Şube Peygamberimizin Sakif temsilcileri hakkındaki buyruklarına haber vermek ve müjdelemek için hemen yanlarına döndü. Öğle vakti onlarla birlikte dinlendi. Peygamberimizi nasıl selamlayacaklarını onlara öğretti. Sakif temsilcileri Mugire'nin selamlamadan başka her tavsiyesini yerine getirdiler. Medine-i Münevvere'ye gelip Peygamberimizin yanına girdikleri zaman Peygamberimizi Mugire'nin öğrettiği selamla değil, cahiliye devri selamiyle selamladılar. En'im sabahan veya amme sabahan efendim dediler. Mescide girdikleri zaman Müslümanlar ya Resulallah, onlar müşrik oldukları halde mescide girdiler dediler. Peygamberimiz yeryüzü hiçbir şeyden kirlenmez buyurdu. Mugire bin Şube ya Resulallah, kavmimi benim evime indir de onları ben ağırlayayım. Çünkü benim onlara karşı işlemiş bir suçum var dedi.
Peygamberimiz kavmini ağırlamandan seni men edici değilim. Fakat ben onları Kur'an-ı Kerim dinleyebilecekleri bir yere indireceğim. Bununla birlikte senin kavmini ağırlayabileceğinden de pek emin değilim buyurdu. Sabif heyetinden Osman bin Ebil As'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Sakif heyetini kalpleri yumuşasın diye mescide indirmişti. Peygamberimiz Sakif temsilcileri için mescidin bir tarafına hurma dallarından 3 tane çadır kurdurdu. Sakif temsilcilerini Muğire'nin Baki mevkiindeki evinde ağırladı. Evis bin Huzeyfe der ki Sakiflerden Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelip Müslüman olan heyet içinde ben de bulunuyordum. Resulullah aleyhissalatü vesselama ait çadıra inmiştik. Resulullah aleyhissalatü vesselam evleriyle mescit arasında yanımıza gider gelirdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra yanımıza döner, bizimle konuşmadan ve Kureyşlerden, Mekkelilerden şikayetlenmeden yanımızdan ayrılmaz. Sonra da bize Mekke'de hiç eşitlik yoktu. Hep hor, hakir ve zayıf efendim görülürdük. Medine'ye çıkıp gittiğimiz zaman ise savaş kah lehimizde, kah aleyhimizde neticelenirdi buyurdu. Sakif temsilcileri geceleyin okunan Kur'an-ı Kerim ayet ve surelerini ve eshabın teheccüd namazında okuduklarını dinlemekte, Müslümanların 5 vakit namazlarında saf oluşlarını seyretmekte ve Mughire'nin evine dönmekte idiler. Sakif temsilcileri Müslüman oluncaya kadar Peygamberimizin gönderdiği yemekleri Peygamberimiz veya Peygamberimizle kendileri arasında gelip giden Katip Halid bin Said bin As yemedikçe yemiyorlardı. Yemeklerini yedikten ve ellerini yüzlerini yıkadıktan sonra orada istedikleri kadar kalmakta idiler. Sakif temsilcileri Peygamberimizin hutbesini dinleyip hutbede kendisini andığını işitmeyince kendisinin Resulullah olduğuna şehadet etmemizi bize emrediyor da kendisi hutbesinde buna şehadette bulunmuyor dediler. Peygamberimiz onların bu sözlerini işitince ben kendimin Resulullah olduğuna şehadet edenlerin ilkiyimdir buyurduktan sonra kalkıp hutbesini irat ve hutbesinde kendisinin Resulullah olduğuna şehadet buyurdu. Sakif temsilcileri bu hal üzerine günlerce kaldılar ve her gün sabahleyin Peygamberimizin yanına uğradılar. Sakif temsilcileri yanına gelip gittikçe Peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet ediyordu. En sonunda Abdiyalil sen hakkımızda kararını versen biz de artık ev halkımıza ve kavmimize dönsek olmaz mı dedi.
Peygamberimiz olur. Eğer siz İslam olduğunuzu ikrar ederseniz sizin hakkınızda kararımı veririm. Aksi takdirde ne bir karar verilir ne de sizin aranızda bir sulh ve barış olur buyurdu. Sakif heyetinden Osman bin Ebil As'ın bildirdiğine göre Sakif temsilcileri Sakiflerin savaş için toplanmalarını uşur vergisi ile mükellef tutulmamalarını, namazla mükellef tutulmamalarını, kendilerinden başkasının üzerlerine amir ve vali tayin edilmemesini şart koştular. Peygamberimiz, sizler ne savaş için toplanacaksınız, ne uşur vergiyle mükellef tutulacaksınız, ne de üzerinize sizden başkası amir vali tayin edilecektir. Fakat namazdan muaf tutulmaya gelince, içinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur buyurdu. Sakif temsilcileri, ya Muhammed, bizim için bir küçüklük ve eksiklik olsa da bu isteğini yerine getireceğiz. Namazı kılacağız, orucu da tutacağız dediler. Eshab'tan Cabir'in bildirdiğine göre Peygamberimiz onlar Müslüman oldukları zaman zekatı da verecekler, savaşa da gideceklerdir buyurmuştur. Abdi Yalil zina hakkında ne buyurursun? Biz ergen ve yurdunda işte insanlar batıl olan inancından, putundan, tağutundan kolay kolay vazgeçmek istemiyor. Ama gerçeğe bulunca da ondan ebedi ayrılamıyor. Efendim, bundan uzak düşen bir kavmiz, biz bundan ne geri durabilir ne de herhangi birimiz ergenliğe dayanabilir dedi. Peygamberimiz, zina Allah'ın Müslümanlara haram kıldığı şeylerdendir. Yüce Allah, zinaya yaklaşmayınız çünkü o hiçbir şüphesiz efendim utanmazlıktır, kötü bir yoldur. İsra suresi 32'de buyurmuştur, buyurdu. Abdi Yalil riba, faiz hakkında ne buyurursun diye sordu. Peygamberimiz, riba faiz haramdır buyurdu. Abdi Yalil, bizim mal ve servetimizin hepsi riba ve faizdir dedi. Peygamberimiz, mal ve servetlerinizin sermayeleri helal olarak sizindir. Yüce Allah, ey iman edenler, gerçek müminler iseniz Allah'tan korkunuz. Faizden henüz alınmamış olup da kalanı bırakınız, almayınız. Bakara suresi 278 buyurdu. Abdi Yalil, şarap içki hakkında ne buyurursun? Biz onu üzümlerimizden sıkarız, biz ondan ayrılamayız dedi. Peygamberimiz, şüphe yok ki Allah onu da haram kılmıştır buyurdu ve bu husustaki ayeti okudu. Ey iman edenler, şarap, kumar, tapınılan dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır, pisliktir. Bunun için bunlardan kaçınınız ki felaha eresiniz. Maide suresi ayet 90. Sakif temsilcileri hemen kalkıverdiler ve birbirleriyle birer köşeye çekildiler. Abdi Yalil, yazıklar olsun size. Biz şu üç şeyin yasaklığıyla efendim kavmimize döneceğiz ama vallahi Sakif halkı hiçbir zaman şaraptan
hiçbir zaman zinadan mahrum kılınmaya dayanamayacak, katlanamayacaktır dedi. Süfyan bin Abdullah ve adam, eğer Allah bir kimsenin hayrını murad ederse o bunlara dayanır ve katlanır. Onun peygamberin yanındaki şu kişiler de vaktiyle bunlara düşkün idiler, fakat üzerine düştükleri o kötülükleri bıraktılar ve bunda sabır ve sebat da gösterdiler. Bununla birlikte biz şu peygamber olan zattan korkuyoruz. Kendisi her yeri basmış ve yenmiş bulunuyordur. Biz ise yeryüzünün bir köşesinde kale içinde kapanmış bulunuyoruz. İslamiyet çevremizde yayılmıştır. Vallahi kalemizin üzerine yürümeye kalkacak olursa biz bir ayda muhakkak açlıktan ölürüz. Ben Müslüman olmaktan başka çare göremiyorum. Ben Mekke'nin karşılaştığı gün gibi bir günle bizim de karşılaşacağımızdan korkuyorum dedi. Ötekiler de birbirlerine yazıklar olsun size. Biz ona karşı koyup ta Mekke'nin karşılaştığı gün gibi bir günle karşılaşmaktan korkuyoruz. Gidip onun istediği şeyler üzerinde yazışma yapalım diyerek peygamberimizin yanına vardılar ve senin istediğin şeylere evet, fakat Rabbe Lat hakkında ne buyurursun? Aşağı. Bak, Lat putlarını bakın ileri sürüyorlar. Onu ne yapacağız dediler. Peygamberimiz yıkılacaktır, onu yıkacaksınız buyurdu. Heyet başkanı Abdi Yalil çok uzak, hiç olmayacak şey. Eğer Rabbe, haşa, bizim kendisini yıkmaya el koyduğumuzu öğrenecek olursa bizim ev halkımızı öldürür. Kendisini senin yıkmak istediğini öğrenecek olursa senin ev halkını da öldürür dedi. Hazreti Ömer dayanamadı. Yazıklar olsun sana ey Abdi Yalil. Sen ne kadar cahilsin. Rabbe hiç şüphesiz kendisine tapanı da tapmayanları da efendim bilemeyen bir taş parçasıdır dedi. Abdi Yalil ey Ömer ey İbni Hattab biz sana gelmedik ki dedi. Nihayet Sakif temsilcileri Müslüman oldular. Sakifler için ferman yazıları yazılması. Halid bin Said bin As kendi el yazısıyla onlar için Peygamberimiz tarafından yazı ferman yazdı. Ey dünyadaki putperestler ve tağutların uşakları, putların uşakları, putlarınızı bırakınız, putlarınızı kırınız, yakınız, yıkınız. Hem de kendi elinizle Allah'a kul olunuz, Müslüman olunuz. Duyduk duymadık da demeyiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam katip Halid bin As'a yazdırıp Sakip temsilcilerine verdi. Ferman yazılarında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yüce Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'in sakifler için yazısıdır. O yazıdır ki sakifler haklarındaki bu sahifede yazılı olduğu üzere hem kendisinden
başka ilah bulunmayan Allah'ın himayesinde, hem de Peygamber Muhammed bin Abdullah'ın himayesindedirler. Onların vadilerinin tümü haram ve muharremdir. Oranın dikenli ağacına, avına dokunulmaz. Orada zulüm, hırsızlık ve kötülük yapılmaz. Veç Vadisi'ne sahip olmaya sakifler herkesten daha layık ve haklıdırlar. Onların ne Taif şehrinden geçilecek ne de Müslümanlardan hiçbiri üzerlerine varıp kendilerine galebe çalmaya kalkacaktır. Sakifler Taif şehirlerinde ve vadilerinde istedikleri bina ve başka şeyleri kuracaklardır. Onlar ne savaş için toplanacaklar, ne de aşar vergisiyle mükellef tutulacaklar, ne de mal ve canlarından dolayı hoşlanmadıkları bir şeyle karşılaşacaklardır. Onlar Müslümanlardan bir cemaat olarak Müslümanların dileyip girdikleri yerlerden nereye isterlerse oraya girebileceklerdir. Esirlerden kendilerine ait olanlar yine kendilerinindir. Çünkü onlar kendi esirleri hakkında dilediklerini yapmaya başkasından daha layık ve haklıdırlar. Onlar ödemesi gereken borçlarından vadesi dolmuş bulunanların faizlerinden Allah tarafından kurtarılmış ve beraat ettirilmiştir. Ödenmesi gereken borçlarından vadesi ukaz panayırı zamanını aşanların ukaz panayırı zamanına kadar yalnız ana paraları ödenecektir. Sakiflerin Müslüman oldukları günde defterlerinde yazılı halk üzerindeki borçlardan alacakları kendilerine aittir. Yine sakiflerin halk üzerindeki emanetleri ister mal, ister efendim faydalanmak üzere emanet edilmiş canlı olsun, zayi edilmiş bile olsa onlar muhakkak sahiplerine ödenecektir. Sakiflerden anlaşma muahede de bulunanlara verilmiş olan eman efendim teminatı onlardan bulunmayanların canları ve malları için de verilmiştir. Onların Liye'deki malları da Veç Vadisi'ndeki malları gibi korunacaktır. Sakiflerin anlaşmalarından veya yabancı tüccarlardan Müslüman olanlar hakkında da sakifler gibi işlem yapılacaktır. Kim sakiflerin mallarına, canlarına dil uzatmaya veya onlara zulüm ve haksızlık etmeye kalkacak olursa ona itaat edilmeyecektir. Zalimlere karşı Resulullah ve müminler sakiflere yardım edecektir. Sakiflerin yanlarına girmelerini istemediği kimseler onların yanına girmeyecektir. Çarşı ve pazar evlerin önlerinde kurulacak satışlar oralarda yapılacaktır. Sakiflere kendilerinden başkası amir ve vali tayin olunmayacaktır. Beni maliklerin valileri kendilerinden, ahlafın valileri de kendilerinden seçilip tayin olunacaktır. Kureyşilere ait olup sakiflerin suladıkları her üzüm bağından çıkacak mahsulün yarısı sulayana ait olacaktır. Sakiflere ait olan ve ödenmesi gereken borçlara faiz ödenmeyecektir. Borçlular borçlarını ödeme imkanını bulurlarsa ödeyeceklerdir.
Şayet ödemeye imkan bulamazlarsa vade ertesi yıl cuma diyel ula ayına kadar uzatılacak, ertelenecektir. Borcunun vadesi dolduğu halde onu ödemeye yanaşmayan kimse faici gibi olmuş, günaha girmiş olur. Sakiflerin halk üzerindeki borçlardan alacaklarına gelince, ana paralardan başkası kendilerinin hakkı değildir. Sakiflere ait esirlerden herhangi birini sahibi satmak isterse satabilir. Satılmayanlar için kurtulmalık iki cinsten yarısı, dört yarısı da üç yaşına basmış olmak üzere altı devedir ki bunlar iyi ve semiz olacaklardır. Bir şeyi satın almış bulunan kimse için onu satmak hakkı da vardır. Peygamberimiz sakifler için Halid bin Said bin As'a yazdırıp Nümeyr bin Hareşe'ye verdiği yazısında da onlar için Allah'ın himayesi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ki himayesi vardır buyurmuştu. Sakif temsilcilerinin kendilerine ait Veç Vadisi'ni dokunulmaz ve yasak bir bölge haline koymasını dilemeleri üzerine Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bu hususta onlar için ayrıca bir yazı da yazdırdı. Peygamberimiz bu yazısında da şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İşte görüyorsunuz, en azılı zalimlerin dahi Müslüman olmasına, onların da kurtulmasına çalışan bir alemlere rahmet peygamberi görüyoruz. Bunu bir peygamberden başka kim yapabilir? Bu yüce Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'den müminlere yazısıdır. Veç Vadisi'nin ne dikenli ağaçları kesilecek ne de avları avlanacak, öldürülecek. Efendim orada böyle bir şey yaparken bulunan kimse kamçılanacak, kendisinin elbisesi de soyulacaktır. Bu yasağı dinlemeyen olursa kendisi yakalanıp Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'e götürülecektir. Bu Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Bunu Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed bin Abdullah'ın emriyle Halid bin Said yazdı. Hiç kimse buna aykırı hareket etmesin. Sakifler hakkında Allah'ın Resulü Muhammed'in vermiş olduğu emirlere aykırı hareket eden kendisine kıymış olur. Resulullah'ın sakifler için yazdırdığı bu sahifenin bir nushasında şehadet yerine Ali bin Ebi Talip, Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali şahit yazılmış yazılmıştı. Veç Vadisi'nin aslında yasak bölge oluşu. İnşallahu Teala bir sonraki dersimizde yine bu konuda devam edecektir. Veç Vadisi aslında haram ve yasak bölge idi. Nitekim Peygamberimiz hicretin 8. yılında sakifleri Taif'te kuşatmadan önce Veç Vadisi'nde bir sidre ağacının altında durup vadiye göz gezdirdikten sonra hiç şüphesiz Veç Vadisi'nde av avlamayı ve onun dikenli ağaçlarını kesmeyi Allah haram ve yasak kılmıştır buyurmuştu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Veç Vadisi'ne korucu
tayin olunması, efendim, Sakif temsilcilerinin Rabbellat hakkındaki dilekleri. İnşallahu Teala bir sonraki dersimiz buradan devam edecektir. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala el seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Velhamdülillahi ya Rabbel alemin.